Merhaba, bugün sizlere Midyat Konuk Evi'ni tanıtacağım. Şu an Midyat Konuk Evi'ne giden yoldayız. Etrafta insanlar var. Çoğu turist Midyat Konuk Evi'ni ziyaret etmeye gelmektedir. Şuradan sola döneceğiz. Konuk Evi'nin sokağında müzik çalmaktadır. Hediyeli eşyalar satılmaktadır. Burası Hevcai dizisinden kalma bir konak. Etrafta fotoğraf çeken insanlar var, video çeken insanlar var. Pek çok turist gelmektedir yıl içerisinde. Tam karşıda bir kafe var. Hidroş Konak Kafe diye bir tane kafe var. Birisi burada işte. Konuk Evi Kaymakamlık tarafından satın alınmıştır. Şu an müze olarak kullanılmakta. Midyat Belediyesi Konuk Evi yazıyor şu an işte tabelada da. Şu an içeriye gireceğiz. Görüldüğü gibi giriş 10 lira. Turnikeler var. Elde edilen para bağışlanıyor. Şu an duvarları görünmekte. Biraz ileriye gidelim. İşte fotoğraf çeken insanlar var. Bu konakta İki dizi çekilmiştir. Sıla dizisi ve Hercai dizisi çekilmiştir. Şu an biraz az insan görünüyor ama bayağı kalabalık turist çekmektedir yani. Burada da Midyat Konuk Evi yazmaktadır. Biraz ilerleyelim. Burası mutfak olarak kullanılmakta. Burada bir tane su kuyusu var. Su kuyusu. Mutfağın içinde. Yukarıya çıkalım. Odalara bakalım. Odalar var bu katta. Bu odada bir tane sergi var. Tablolar var. Bu odanın içine bakalım. Ve oturaklar var. Şu bir şeye benziyor da galiba büyük ihtimalle soba için açılmış bir delik. Odun sobası. Yani kömür. Şu odaya bakalım. Bu odada tablolar var, sergileniyor. Milyat el işçiliğiyle yapılmış tablolar. Bu odada hanıma evi diyebiliriz. Genelde zaten dizide de öyle kullanılmaktadır. Şurada bir yatak var.
Şu dolap olarak kullanılmakta o sağ taraftaki. Bu da dolap olarak kullanılmakta. Başka bir odaya geldik şimdi. Bu oda diğerine benzer şekilde zaten. Bu ikinci kata çıkmaktadır. Dar bir yol var. Yukarıdan biri gelirse durmak zorundasın ya da o durmak zorunda, yol vermek zorundasın. Şurada şöyle bir şey var, ne için yapıldığını bilmiyorum. Tam olarak. Şöyle yukarıya çıkalım. Şöyle Midyat'ı seyredebilirsiniz buradan. Konuk evinden Midyat'ın her yeri tam olarak görülmektedir. Şuradaki işte bahsettiğim kafe. Orada da millet bayağı konuk evini görmek için oraya kahvaltı yapmaya, çay içmeye geliyor. Düğünlerde, nişanlarda burada fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekimi için gelen bayağı insanlar var. Midyat aşağıda damda yatan insanlar için kurulmuş bir düzenek var. Yazın damda yatılıyor. En tepeye çıkalım. En tepede Midyat'ı daha rahat görebilirsiniz. Yollar baya dar çizilmiş, dar yapılmış. Hangi amaçla böyle yapılmış bilmiyorum ama en tepede baya fotoğraf çeken insanlar var. Burada Midyat'ın tamamını rahatlıkla görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Genel olarak Midyat'ın bütün evleri birbirine benzerdir. Taştan yapılma. Şu aşağıda balkon gibi bir yer var. Orada da bayağı fotoğraf çekimi yapılıyor. Düğünlerden, nişanlardan. Tamamını göstermeye çalışayım.